Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan Mesleki Arapça dersimizin 1. dönem 2. yazı çalışma sorularının cevaplarını yapacağız. Değerli arkadaşlar, burada biz de sizlere 2. ünitemizin özeti mahiyetinde sorular hazırladık. Ancak sizler farklı ünitelerden de sorumluysanız 2. ünite dışında buralara da çalışın diyoruz. Ayrıca kanalımızda 11. sınıf Mesleki Arapça dersimizin 1. ve 2. ünitesinin tamamını slide şeklinde sizlerin istifadesine sunduk. Diğer ünitelerimizde çekmeye devam ediyoruz. İnşallah yakında onları da yükleyeceğiz. Ayrıca kanalımızda 11. sınıfa ait tüm derslerimizin içeriklerini, konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını ve yazılı hazırlık çalışma sorularını bulabilirsiniz diyor. Başlıyoruz şimdi 1. sorumuzla. İlk sorumuzda 2. ünitemizdeki her dersten birer cümle alarak tercüme yapmaya çalışacağız. Şayet diğer yerlerden gelirse muhakkak derslerinize çalışın. Ulumul Kur'an'ı, Kur'an ilimleri mustalihun bir istilahtır. Tamam mı? Kastedilmiştir. Yeksudu bihi onunla. İlmün hasun özel bir ilim kastedilmiştir. Yedrusul ulumi ilimlerinin okutulduğu el muttasilatı tamam mı? İlgili bil Kur'an'ül Kerim. Kur'an-ı Kerim'le. Yani diyoruz ki Kur'an ilimleri, Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilimlerin okutulduğu özel bir ilmin kastedildiği bir terimdir. Birinci cümlemiz bu. İkinci cümlemiz Vel Kur'anül Kerimu Kur'an-ı Kerim Hüve Kelamullahi Allah'ın kelamıdır. El Münzilü Ala Seyyidina Muhammed O Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e indirilen ve men El Mengulü İleyna bize ulaşan bir tevaturi, tevatür yoluyla. El-müteabbetü bitilavetihi, yani tilavetiyle, okunmasıyla ibadet olunan. El-mu'cizu, muciz olan. Velev bir suretin minhu. Bir suresi bile mucize olan. Tam anlamı, Kur'an, Hazreti Muhammed'e indirilen, tevatür yoluyla bize ulaşan, tilavetiyle ibadet olunan, bir suresi bile muciz olan Allah'ın kelamıdır şeklinde tercüme edebiliriz. Diğer cümlelerimizi yapalım. El merhaletul ula birinci aşama fi ahdin nübüvve peygamberimiz dönemindedir ve kâne zâlike alâ tarîgayn ve bize iki yolla gelmiştir. Birinci aşama nübüvvet döneminde bu iki yolla gerçekleşti. El-Ula birincisi, El-Hifzu fi-Suduri Gayba. Yani gönüllerde ezberleyerek korumak ve saniyetu ikincisi ise El-Hifzu korumak fi-Suduri Kitabe. Yani satırlarda yazarak korumak şeklinde. Diğer cümlelerimizi yapalım değerli arkadaşlar. El-Mekkiyü vel-Medeniyü, Mekki ve Medeni. İstilahun bir terimdir. Etlekahul ulema'u alimlerin isimlendirdikleri. Niçin isimlendiriyorlar? Li yumeyyizu ayırmak için beynel ayati ayetler arasını ve süveri ve sureler arasını elleti nezelet fil merhaletil mekkiye Mekke döneminde inen ve elleti nezelet fil merhaletil medeniye yani Medine döneminde inen. Tam anlamı Mekki ve Medeni, Mekke ve Medine döneminde nazil olan ayet ve sureleri birbirinden ayırmak için İslam alimlerinin isimlendirdikleri birer terimdir diyoruz. Altıncı cümlemiz, son tercüme cümlemiz. Nezele indi el-Kur'an-ı Kur'an müferragan. Nasıl? Parça parça. Tesbiten li kalbin nebiyyi. Peygamberin kalbini garantilemek için, tamam mı? Ve gulubil müminin ve müminlerin kalplerini sağlamlaştırmak için ve damanen li istimrari dave ve davetin devamlılığını da garantilemek için. Yani diyoruz ki Kur'an-ı Kerim peygamberin kalbini ve müminlerin kalplerini sağlamlaştırmak için ve davetin devamlılığını garantilemek için parça parça inmiştir diyoruz.
Değerli arkadaşlar, ikinci ünitemizden bazı İrabların tercümesini, açıklamalarını aldık. Belki bunlar da sınavlarda sorulabilir. İlk yerimiz el-müfredü, müfred. Hüve ismüllezî yedüllü ale vahidin. Tek bir varlığı gösteren isimdir. Misal, kalemun, talibun, şeceratun, müştehidun. Kalem, öğrenci, ağaç, çalışkan. Bunlar neymiş? Müfred isim, tek bir ismi gösteren. El müsenna, müsenna ise hüve ismüllezî yedüllü alâ isneyn. İki varlığı gösteren isimdir. Ve yekûnü bi ziyadeti elif ve nun. Elif ve nun eklenmesiyle ev veya ya in ve nunun meksura. Ya ve meksura eklenmesiyle. Örnek kalemâni kalemeyni. Bakın birincisinde elif nun, ikincisinde yeğenun eklenmiş. Fail olduğu zaman elif nun, meful olduğu zaman yeğenun eklenir. Talibani, talibeyni. Şeceretani, şecereteyni. Müçtehidani, müçtehideyni şeklinde. Bakın, müsenna bir ismi, iki isim yaparken demek ki ne kullanıyoruz? Ya elif nun ya da ye nun. İkinci İrab açıklamamızda sıfat ve mevsufu sorduk. Es sıfatu sıfat, tabi'un yübeyyinu sıfatu fi ismi gablehu yüsemmel mevsuf. Sıfat, kendisinden önce gelen ve mevsuf olarak isimlenen isme tabi olan kelimedir. Es sıfatu sıfat tutabikul mevsuf fil ifrat ve tesniye ve cem'i vel akıl. Yani diyor ki sıfat mevsufa dört yerde uyar. Sayı bakımından müfret mi, tesniye mi, cem'i mi? Marifelik, nekrelik bakımından, cinsiyet yani müzekkerlik, müennes bakımından, İrab'da da mansup ve mecrur olmak üzere ne yapar? Uyar diyor. Üçüncü İrab cümlemiz kıymetli arkadaşlar, izafet. Evet, en önemli konulardan birisi el-izafetü. İrtibatun beyne kelimeteyn. En az iki kelime veya ismin irtibatıdır. Bir araya gelerek oluşturduğu tamlamadır diyelim. El-ula tüsemma el-muzaf. Birincisi muzaf ve saniyeti muzafın ileyh. İkincisi de muzafın ileyh ismiyle isimlendirilir. Kema fil misal. Esbabun nuzul, ayetlerin indiriliş sebebi. Tefsirul ayet, ayetin tefsiri. Eyyamu vuku'ihi, vaki olduğu günler şeklinde açıklayabiliyoruz. Türkçedeki tersine Arapçada önce tamlanan geliyor, sonra tamlayan. Bakın, tefsirul ayet mesela, ayetin tefsiri. Türkçedeki tam tersi oluyor. Arapçada tamlananın öğelerinden tamlanana muzaf, tamlayana muzafın ileyh denilir. Türkçedekinin tersine dediğimiz gibi Arapçada önce tamlanan sonra tamlayan gelir. Genellikle sınavlarda bu şekilde çıkar. Aşağıdaki ayetteki müfret, müsenna ve cemi kelimeden işaretleyin. Burada mesela müfretleri tek çizgiyle, müsennaları iki çizgiyle, cemileri de yuvarlak içine alın diye sorulmuş. Galen nebiyyü, bakın burada nebi kelimesi. Ni'metani nedir? Tesniyedir. Kesirun, bakın yine değerli arkadaşlar, müfrettir. Ennas ise bakın çoğuldur, cemidir. Sıhhat ve ferak kelimeleri de yine müfret olduklarından dolayı tek çizgiyle gösterilmiş. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki kelimeler mesela müsenna bi elif ve nun, yani fail olduğunu göstermek için elif nunla ya da meful olduğunu göstermek için ye nunla müsenna yapın demiş. Tefsir kelimesinin çoğulu müsennası tefsirani. Meful olduğu zaman da tefsirayni. Suretün suretani, sureteyni. Te'vilun da te'vilani, te'vileyni şeklinde. Bakın burada elif nun gelerek, burada da ye nun gelerek ne yapıldı? Müsenna yapıldı. Evet, şimdi aşağıdaki cümleyi müsenna ve cemi yapın diye yine bir soru gelebilir. Gaddemet talibu arzan ceyiden anil ismi. Burada bakın talip kelimesini değerli arkadaşlar müsenna yapıyoruz. Gaddemet talibani. Bu sefer iki öğrenci sundu diyoruz, tamam mı? Arzayne ceyideyni şeklinde. Bunlar da yenunla ne yapıyoruz? Müsenna yapıyoruz. Gaddemet tullab dediğimiz zaman da çoğul olmuş oluyor. Akı uruden ceyideten şeklinde de devamını
yine çoğul yaparak sunuyoruz. Altıncı cümlemizde yine bir ayet-i kerimede sıfat ve mevsufları gösterin denebilir. Kâle Allahu Teâlâ, ihdine sırâtal mustakîm. Burada yine sıfatlar tek, mevsuflar çift çizgiyle gösterilecek. Dost doğru yol, bak sırat dedi, mevsuftur. Nasıl yol? Dost doğru yol, müstakîm. Sıfat oluyor, sırat da mevsuf oluyor. Diğerinde ise kâle Allahu Teâlâ, belillezîne lâ yu'minûne bil âhireh fil azâbi ve dalâlil mübîn. Bak, apaçık bir sapıklık diyor ya, dalâl mevsuftur, abi ba'id de apaçık. Bu da sıfattır, yine çift çizgiyle gösterildi. Yedinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki cümleleri müsenna yapınız ve anlamlarını yazınız. İşteraytu kitaben müfiden. Faydalı bir kitap satın aldım diyor ya. Biz burada ne yapacağız? İşteraytu kitabeyni müfideyni. Bak sıfatını da ismini de ne yapıyoruz? Mansup yenunla yapıyoruz. Çünkü meful burada. El mescidül kebiru tuhfetün mimariyetün. Burada da mescid kelimesini el mescidani, el kebirani, tuhfetani. Bakın üçünde birlikte mimareta, mimariyetani şeklinde hepsinin sonuna elif nun getirerek müsenna yapmış olduk. Faydalı bir kitap satın aldım. Ulu cami mimari bir tuhfetün, yani şaheserdir diyoruz. Şimdi de değerli arkadaşlar, her ünitemizin başında var biliyorsunuz. Uygun kelime getiriniz. Et-tayyibetü sadakatün. Ne sadaka değerli arkadaşlar? Tabii ki el-kelimetü tayyibe. Yani güzel söz sadakadır. El-gadimu cemilun. Yani el-beytül-gadimu cemilun. Eski ev nedir? Güzeldir. En-neşitani faza. El-la'ibani iki çalışkan oyuncu faza kazandılar şeklinde cümlelerimizi tamamlıyoruz. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde sıfat ve mevsuf kelimeleri işaretleyerek anlamlarını yazınız. Bakın. El-ümmehâtü mevsuftur. Salihâtü sıfattır. Yani salihâ anneler. El-âyâtü mevsuftur. Kasîratü sıfattır. Kısa ayetler. El-ulemâ'u yine mevsuftur. El-etrâku sıfattır. Türk alimler. El-ulemâ'ul-müslimûne mevsuf. Sıfat, Müslüman alimler şeklinde göstereceksiniz. 10. sorumuzu yapalım. Aşağıdaki ayette geçen sıfat ve mevsufları yine tek ve çift çizgilerle işaretleyeceğiz. Kâle Allahu Teâlâ. Ve cealnâ fîhâ rivâsiye, bakın mevsuftur. Şâmihâtin nedir? Sıfattır, çift çizgi. Mâ'en furâten, mâ'en tek çizgi, furâten de çift çizgi şeklinde yapacağız. Ne yaptı Allah buyuruyor? Yeryüzünü haşmetli dağlar yarattık. Ve sizlere tatlı sular içirdik. El-ehlâgul hasenetü, bakın tek çizgi mevsuf, çift çizgi sıfat. Mühimmetün lil vusûli ilâ müştemiât. Bak sıfat, mevsuf, sıfatla çift çizgi selime. Güzel ahlak, sağlam, sağlıklı topluma ulaşmak için nedir? Çok önemlidir. Devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri getiriniz ve anlamlarını yazınız sorumuzda. El-hevâtiful mahmûle. Burada mahmûle kelimesini birinci bir yere getiriyoruz. Cep telefonları. Et-tahiyyâtu tayyibât. Güzel selamlar. Buraya da tayyibatı getiriyoruz. Es-salâtînul usmâniyûn. Osmanlı sultanları. Bakın getiriyoruz. El-gıra'atul gur'âniyye. Kur'an kıraatları diye boş yerlere getiriyoruz. Anlamlarında altına yazdık. Cep telefonları başkalarıyla iletişimi kolaylaştırır. Güzel selamlar Allah'a mahsustur. Osmanlı sultanları sorumluluk bakımından yüksek bir dereceye sahiptirler diyoruz. Kur'an, sahih Kur'an kıraatları mütevatirdir diyeceğiz. Bir doğruya doğru yanlışa yanlış alıştırmamız var. Nezelel Kur'anu, Kur'an cümletün vahidetün alen nebiyyi. Peygamberimize diyor tek cümle haline, yani toptan indirilmiştir diyor. Doğru mu? Hayır, yanlış.
ayeti ayetlerin çoğunluğu ve süveri ve surelerin çoğunluğu fi kitabillah Allah'ın kitabındaki leha sebebi nuzul. Hepsi onların diyor, çoğunluğunun bir sebebi nuzulu vardır. Doğru mu? Hayır, yanlış. Yusa'idu ilmu esbabü nuzuli fil istinbati sahih lil ahkam. Ayetlerin iniş sebeplerini bilmek diyor, İslam hükümleri çıkarmak açısından doğru hükümler çıkarmak için yardımcı olur diyor. Doğru. Esbabü nuzuli, sebebi nuzul, te'temidu aler rivaye, rivayetlere dayanır. Doğru. Konularımızın hepsini değerli arkadaşlar slide şeklinde sizlerin istifadesine sunduk. 2021-2022 oynatma listemizden şayet 11. sınıflara girerseniz mesleki Arapça dersimizin çok kolay slide şeklinde sunumlarını görüp konularımızı daha iyi anlarsınız. Aşağıdaki ayette geçen izafetlerin muzaf olanlarını tek, muzafun ileyh olanlarını çift olarak göstereceğiz. Allahu Teala ve sebbeha bihamdi Rabb ke, bak senin Rabbin, tamam mı? Burada Rabbi mevsuftur, ke sıfattır. Yani pardon, muzaf, muzafın ile diyoruz ya, senin Rabbin. Tulu'u şems, güneşin doğuşu, bak yine tek ve çift olarak muzaf, muzafın ile. Gurubiha, onun doğuşu, yine sıfat, şey, muzaf, muzafın ile. Ana illeyli, bak gecenin diye ne yapıyoruz? Altını çizdik. Etrafen nehar, yine gündüzü çift şeklinde çiziyoruz ve böylece muzaf muzaf ileyhleri de göstermiş olduk. Diğer sorumuzda aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri getiriniz diyor. Nüzul kelimesini görünce zaten esbab kelimesini hemen getireceğiz. Esbabı nüzul. Müfidetün fi tefsiril Kur'an. Kur'an'ın açıklamasında. İstinbatul ahkam. Şer'iyye, şer'i hükümlerin istinbatı yani çıkarılması. Ve yegûmu alâ fehmil âyeh ve ayetlerin anlaşılması. Kısasul enbiya, zaten enbiya'yı görürseniz kısas kelimemiz hemen oraya gelecek. Kısasul enbiya, peygamberlerin kıssası diye boşluklarda böyle doldurabilirsiniz. Diğer yerde yine bir boşluğumuz var. Mimma yu'inu ala tahdidi esbabin nuzul. Bak esbabın nuzul kelimesini gördüğümüz zaman ekliyoruz. Esalibul Kur'an. Kur'an üslupları da yine burada getirmemiz gereken bir Kur'an kelimemizi getiriyoruz. Eğlebuş suveri. Bakın çoğunluğu, surelerin çoğunluğu diyor. Hemen ne yapacağız? Süver kelimemizi buraya getireceğiz. Nezilet fi duni sebebi nuzul. Yani bir sebebi nuzul olmadan indi diyor değil mi? Kâl azze ve celle bismillahi mecraha. Yine bir tecvid kuralı yaparak burada Allah lafzını getirdik. Hayatul gulub şeklinde buraya da kalpler kelimesini bir zikrillah. Allah'ı zikretmekle kalpler ancak huzuru bulur diyor değil mi? Yaşayabilir. Evet sevgili 11'ler, kanalımızda 11. sınıf ait diğer tüm derslerimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını ve yazılıya hazırlık çalışma sorularını bulabilirsiniz. Sınavlarda hepinize başarılar diliyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni derste de görüşelim inşallah.